Herkese merhabalar. Bugün hayatımızdaki yani yaşamımızdaki elektrik ünitesinin elektromıknatıs yani girişini yapacağız tonguç. Tonguç'un um bak mıknatısları biliyorsun. Biliyorum hocam. Bu da atmalı şeklinde mıknatıs var, Doğru. çubuk mıknatıs var. Mıknatıslar e, bir doğal mıknatıslar var. Bir de sonradan kazanılan mıknatıslar var. Sonradan e, kazanılan mıknatıslık en önemlisi elektromıknatıs tonguç. Elektrik akımıyla ben mıknatıs yaratabilirim. Tamam. tamam. Bak Tonguç, bir tane demir çubuk alıyorum tamam mı? Bu demir çubuğun etrafına bir tane tel sarıyorum. Bu sardığım tel e, kablo normal kablo bildiğimiz kablo. Ondan sonra bunun ucuna bir tane pil takıyorum Tonguç. Pilin artı kutbu burası, eksi kutbu burası olsun. O zaman bu evladım neymiş? Pilmiş değil mi Tonguç? Aferin çok zekisin. Buna ne diyoruz evladım? Kablo. Evet e, ya kablo veya tel diyoruz değil mi evladım? Peki bu. Eren bak şöyle bir şey oluyor. Bunun burasından, artı kutbundan ne çıkıyor birader? Evet. Akım çıkıyor, akım. değil mi? Artı kutbundan çıkıp eksi kutma doğru gidiyor. İyi ne demek hocam? Evet, iyi dediğimiz şey akımın gösterimi. Elektrik dediğimiz konuda akım i ile gösteriliyor. Tamam. Bak, bu akım buradan çıkıp böyle dolaşıyor, böyle dolaşıyor, sonra buraya geliyor, değil mi? Bak niye böyle gösterdim? Burada niye akım elektrik kablosu kesiyor sence? Arkadan dolaşıyor. Arkadan dolaşıyor. Göremiyoruz. O yüzden bak bu çok önemli ha. Arkadan dolaşıyor. Göremediğimiz için bunu çizmiyoruz. Sonra böyle öne doğru geliyor. Sonra arkaya tekrar gidiyor. Göremiyoruz. Sonra arttan çıkıyor arkadan. Sonra tekrar gidiyor arkaya. Ve sonra üstten gelip eksi kutuna geliyor. Tonguç bak. Şöyle bir kural var. Sağ el kuralı diye bir kural var. Tamam mı Tonguç? yemeğe sahil demek gerekir. Sağ el kuralı dediğimiz zımbırtıyı şimdi anlatacağım. Sağ el kuralı. Sağ elimizi alıyoruz Tonguç. Tamam mı? Şimdi bunu bir daha kullanacağım. Bu kalsın Tonguç. Sağ elimizi aldık mı Tonguç'um? Aldık. Sahilimizi baş parmağını görüyorsun Tonguç. Bu baş parmağımız. Bunlar da dört parmağımız. Değil mi? Teşekkür ederim. Baş parmağımız e, ve dört parmağımızı farklı şeyler için kullanacağız. Ama sağ el bak. Sol el değil. Dikkat et. Sağ elini aldıktan sonra demir çubuk vardı ya. Ver şimdi o demir çubuğu bakayım bana. Demir çubuk vardı ya Tonguç. Sağ elimizde demir çubuğu akımla beraber. Akım nereden çıkıyordu? Buradan çıkıyordu. Şimdi akım arkadan dolaşıyor değil mi Tonguç? Alttan dolaşıyor yani. Ya şimdi bak ya böyle sarabilirim dört parmağımla ya da böyle sarabilirim değil mi Tonguç? Şimdi üst önden mi dolaşıyor? Arkadan mı dolaşıyor? Arkadan. Arkadan dolaşıyor değil mi? Bak göremiyoruz çünkü. Arkadan dolaşıp Böyle teli sardığım, çubuğu sardığım zaman şu baş parmak nereyi gösteriyor biliyor musun Tomuç? Akımın yönünü. Hayır. mıknatısın N kutbunu gösteriyor. He. Yani kuzey kutbunu gösteriyor. Bu N kutbunu gösteriyorsa o zaman ben burası için N kutbu diyebilir miyim Tomuç? O zaman diğeri o zaman nedir? S, S kutbu. Mıkkatsa çünkü iki tane kutup vardı hatırlıyorsan. Bir tane N bir tane S vardı. O zaman bak. Arkadan sardım ve bu tarafa güzel O zaman hemen kurallaştıralım. Sağ el kuralında demir çubuğu neyle sarıyorum evladım? Dört parmak ile, dört parmak ile aynı şekilde sarıyorum. O zaman baş parmağım neyi gösteriyor? Güney kutbunu. Baş parmak mıkasın ne kutbunu gösteriyor? Baş parmak ne kutbunu gösteriyor? Demir çubuğu akım ile beraber, bak akım ile beraber aynı şekilde sarıyorum. Şimdi hadi bakalım birkaç tane deneme yapalım Tonguççu. Um. Yapalım hocam. Şöyle bir demir, e, demir çubuk aldık, yine sardık. Şimdi burası pirin artı kutbu, burası eksi kutbu. Her zaman artı kutuptan çıkart Tonguç. Ve artı kutbundan gelen şey dört parmağımla beraber Böyle üstten mi sarıyorum? Gidiyor. Böyle mi sarıyorum? Üstten, üstten. üstten. <laughs> Çok heyecanlıyım hocam. Üstten. Sol taraf ne? Sol taraf evet. ne? Ooo harika. <laughs> Çok zekiyim hocam. Burası ne kutbu? O zaman burası S kutbu değil mi Tomuk? Evet. Şimdi evet. bakalım. Burası artı kutbu, burası eksi kutbu. O zaman akım buradan çıkıyor. Buradan geliyor. Şöyle saracağınız. Şimdi akım o zaman şöyle geliyor. Şimdi böyle mi sarıyoruz? Böyle mi sarıyoruz? Alttan bak. Gözükmüyor. Alttan, alttan. Alttan, alttan, alttan. Alttan aldık ve nereye doğru gidiyor? Yukarı doğru. O zaman burası ne kutbumuz? Burası ne kutbumuz? İyi mi Tonguç'um? Harika anlattınız. Mükemmelsin efendim. evladım. Sen <laughs> mükemmelsin evladım. Teşekkür ederim. Bak elektron mikastarıda şimdi iki tane e, elektron mikası oluşturuyoruz. Bunlar kaç defa sarılmış? Bak bir iki üç bir iki üç defa sarılmış. Tamam. Sarım sayıları aynı. Ama bak burada bir tane pil var. Burada iki tane pil var. Sence burada iğneler olsa böyle bir sürü iğne olsa sence hangisi daha fazla iğne çeker Tonguç? basit bir şey A mı daha fazla iğne çeker B mi daha fazla çeker B B daha fazla çünkü neden Tonguç burada iki tane pil varken burada bir tane pil var değil mi Tonguç Evet, evet. buradaki akım ne oluyor evladım daha fazla oluyor Tonguç akım daha fazla olunca daha fazla iğne çekebilir diyoruz bak sarım sayıları aynı o zaman e, mıknatısı kuvveti yani çekim kuvveti Neye eşitmiş? Ne ile doğru orantılıymış Tonguç? Pille. Pil sayısıyla doğru orantılı. Yani akımla doğru orantılı diyebilir miyiz Tonguç? Diyebiliriz. Bu ilk deneyimizde hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci Bak, deneyimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada bir pil var. Burada da bir pil var. Ama bu demir çubuk 1, 2, 3, 4 defa sarım sayılmış. 4 sarım var. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sarım var. Tamam mı Tonguç? Bak burada bir sürü iğne var. Şimdi bu mıknatıslık özelliklerini hatta nasıldı? Böyle alttan sarıyorduk bu tarafa doğru. N kutbu burası S kutbuydu. Bak bu da aynı şekilde. Buradan akım çıkıyor ya Tonguç. Akım böyle dolaşıyor. Böyle sarıyor. Bu taraf N kutbu burası S kutbu. Şimdi bu 8 sarımlı bu 4 sarımlı. Bu daha fazla yine çeker. Yoksa bunu daha fazla yine çeker. Daha fazla sarım sayısı olunca daha fazla yine çeker. L çeker o zaman hocam. O zaman bunun daha fazla iğne çekeceğini söyleyebiliriz. Ve ne diyoruz evladım? O zaman sarım sayısıyla çekim kuvveti doğru orantılı değil evet. mi um? diyebilir miyiz Tonguç'um? Çekim Sarım sayısıyla mıknatıs kuvveti daha fazla oran, daha orantı, doğru orantılıdır. O zaman ne diyoruz? Elektron mıknatıs kuvveti neyle orantılıymış Tonguç? Bir pil Hı. sayısıyla doğru orantılı. İkincisi ise sarım sayısıyla. sarım sayısıyla doğru orantılı. Bu çok önemli Tonguç. Şimdi elektromukatıs nerelerde, nerelerde kullanılır? Söyle bakalım. Elektromiknatıs çok önemli bir şey var. Konteyner dediğimiz e, gemilerde böyle görmüşsündür. Böyle üstlerinde böyle kutu kutu şeyler var. Demir evet. kutular. Bu Bunlara konteyner diyoruz. Bu konteyner taşımacılığında vinçlerin özellikle kullandığı şey elektromiknatıslar. Buradan ne yapıyor biliyor musun? Adam elektrik veriyor. Buradaki demir, e, metal elektrik kazanıyor. Bu elektrik kazandıktan sonra ne yapıyor biliyor musun? Şurada konteyner var ya diyelim. Şu bir konteyner diyelim. Onsa üstüne geliyor, böyle getiriyor. Onsa elektrik veriyor. O bir anda elektrikle mıkası özelliği kazanıyor. Mıkası özelliği kazanıyor. Bu zaten demirdi ya konteyner. Evet canım. Kaldırıyor. Hatta şöyle bir anahtarla göstereyim. Bu demir değil mi? Evet. Bu, bu elektrik e, mıknatıs bunu çeker. Şimdi sen elek, şeyi getiriyorsun elektron getiriyorsun ama elektrik vermiyorsun. Elektrik verdiğin anda mıkatıs özelliği kazanıyor. Onun zaman çekiyor. Bunu çekti 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 çekti. Onun başka bir yere götürdün bunu koydun. Elektriği kestiğin anda bu artık ha. olarak Kazanmıyor ya. Mıkasıyla artık. Çektin rahatlıkla kaldırdın. Kesin. Bu getirdin. olsa hemen yapışır falan. Hemen yapışır. Doğal mıkası olsa hep yapışır. O yüzden bizim geçici mıkatıslı elektron mıkası kazanıyor. Zillerde de elektron mıkası kazanıyor. Hat mı kullanılıyor? İçerilerde, zilin içinde bir sistemde. tokma e, tokmağa vururken. Burada alarmlarda da elektron mıkası kullanıyor Tomuç. Yani birçok yerde günlük hayatta e, hırsız alarmında falan elektron mıkası kullanıyor. Akademi.com'da bütün videolar daha detaylı bir şekilde. Bütün videoları daha önceden de kategorize bir şekilde buraya koyuyoruz. Herkes abone olsun. Arkadaşlarına Tamamdır. söylüyor musun öyle Hocam bir arkadaşıma söyledim. Dedi ki sen üye misin dedi. Üyeyim dedi. O zaman ben de üyeyim dedi. Hemen o da üye oldu. Abi evladım abone, abone olunca bir şey kaybetmiyorsun. Tamamen ücretsiz üye üye olmak ve bütün videolarımızı görebiliyorsun Tonguç. Anlaştık Tamamdır. mı? Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Zaten.